Lan canlar. Sefa geldiniz, hoş geldiniz. Ayaklarınıza, gönüllerinize, yüreklerinize sağlık olsun. Bir hünkâr Hacı Bektaş Efendi Efendimizin yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Allah tarla bunda koymasın. Allah. Kazancınız helalinden bereketli olsun. Çocuğunuzun çocuğunuz içerisinde helal kazanç kazanaraktan onlarla birlikte yemeği boğazınızdan geçirmeyi cümlenize nasip eylesin. Allah. Buralara kadar niyet ettiniz, geldiniz. Çoğunuz çok uzaklardan geldiniz. Biliyoruz, bizler de dahil olmak üzere. Şunu biliyoruz, biz gönlümüzü birledikten sonra, birlik ve beraberliğimizi daim eyledikten sonra uzakların yakın olduğunu düşünüyoruz ki işte o yakınlıkta burada da buluşmuş, beraber olmuş, bütünleşmiş, dayanışma olmuş, birleşme olmuş ve bu birleşmeyle de kurbanlarımızı keserek paylaşma olmuş inşallah. O kurbanlarımızı da hep birlikte yemek, nuş etmek hepimize nasip olacak inşallah. Değerli canlar, Hazreti Pir Hünkâr Hacı Bektaş Efendi'nin çok burada yaşanmışlıkları var. Her santimetre karesinde bir anısı var. Anlatmayla bitecek gibi değil. Ama şu anda başında bulunduğumuz bu çilhane dediğimiz nokta esas burası. Çilehane. Çilhane denilen ama bu biraz şeydir. Anadolu şivesidir. Burası çile. Çilehane ne demek? Erenlere, evliyalara erişebilmek için belli zamanlarda bir çile denilen 40 günlük bir süreci atlatmak gerekiyor. Bu da nasıl? Bir yere kendine izdivaya çekilme gibi çekilerekten orada 40 gün birilerinin takibi üzerine, bir pir, bir mürşit takibi üzerine orada 40 gün o vaktini geçirmek. Ama Hazreti Pir Hünkâr Hacı Bektaş Efendimiz öyle bir şey ki, bir mürşide bir pire gerek yok. Zaten mürşit Sertçeşme'nin kendisi o. Gözü o, gözesi o. Öyle bir çileye giriyor ki, türbenin başında orada bir çilehanesi vardır hemen girerken, merdivenlerden inerken sağ tarafında görmüştürsünüz. Orası çilehanedir. Orada çileye girdiğinde değerli canlar, af buyurun yani ismini tabir ettiğimde yanlış anlaşılmasın. O zaman diyor ki bir öküz kesin. O kestiğiniz öküze katabildiğiniz kadar tuz katın ve onu yahni yapın diyor. O yahni ile birlikte bana her gün bir tabak diyor. O yahniden verin. Ve o 40 gün o bulunan o çilhanede bir tabak o tuzlu çor öküz yahnisiyle yiyerek besleniyor ve ne su içiyor, ne bir gaz çıkartıyor, ne de bir lavabo ihtiyacı duyuyor. Böyle büyük bir pir, böyle büyük bir mürşit. Allah onun nimetini hepimizin üzerinden eksik etmesin. Şimdi başında bulunduğumuz burada da bir çile çıkartmak için buraya geliyor. Onun çile çıkarttığı çok noktalar var ama burası aynı dergahın girişi gibi önem taşıyan yerlerden bir tanesi. Buraya gelip çile çıkartmaya başladığında çile çıkartmanın son günlerine denk geliyor. Erenlerden, Rum erenlerinden burada bulunan 7 kişi hünkârı ziyarete geliyorlar. Hünkârı ziyarete geldiklerinde soruyorlar nerede diye. Diyorlar ki çile dağında çile çıkartıyor. Orada bulursanız bulursunuz diyerekten söylediklerinde o erenler çıkıyorlar, buraya kadar geliyorlar. Bu delikten içeri bir bakıyorlar ki hünkâr da artık son noktalarına gelmiş, artık çilesini bitirmiş, oradan çıkmak üzere. Bununla birlikte bu erenler içeriye davet ediliyor, oturuyorlar, bir muhabbet, bir sohbet, 3 gün geçiyor aradan. Nasıl geçiyor anlamıyorlar, gecenin gündüzünü. Bununla birlikte o erenler kendi işlerinden diyorlar ki, nasıl söylesek acaba pire? Ya içerisi çok dar, çok havasız, çok bunaltıcı. 3 gün sonra akıllarına geliyor. Hani diyor, şey olsa da bir söyleyebilsek de buraya bir hava deliği atsa da bir hava gelse. Muhabbet de o kadar güzel ki bırakıp gitmek istemiyoruz. Pire malum oluyor tabii o arada. Ey mübarek o içeriden eline nasıl böyle sokup dışarı çıkardığında, şöyle bir de çalkaladığında işte bu delik meydana geliyor. Öyle bir şey keramet ki taş değil sanki bir hamur. Yumuşak bir çamur. Öyle bir durumda o himmet ve kerametiyle birlikte oradan içeri hava girmeye başlayınca erenler de tabii aklından geçenleri himmet o şekilde gösterir diye kendinde daha çok böyle hünkâr olan o nasıl anlayacağım, bakış açıları değişiyor. Ona karşı olan bütün işgücüleri daha çok böyle yükseldiğinde de birim diyor himmetini gösterdin. Buraya diyor bir de nişan bırak.
Bu şekilde diyor buraya girip de bu delikten çıkanlar diyor burada özden, gönülden niyet ettiklerinde, o niyetlerine dolayı şifa bulsunlar, dilekleri yerine gelsin. Dilde dilekleri, gönülde muratları nasip olsun diyor. Ve pir onun için de himmet ediyor. Evet, buradan temiz bir kalple, temiz bir yürekle geçtiğimiz zaman, niyetimizi tutarak geçtiğimiz zaman biz inanıyoruz ki aklım erdiğinden beri buraya gelip gitmek nasip oluyor. Ondan beri kimden duyduysam oradan geçerken dilediğim dilek kabul oldu, yerine geldi deyip bir sonraki senesine de gelip burada kurbanını kesip lokmasını dağıttığını biliyoruz. Yine aynı şekilde o himmetten hiçbir eksiklik yok. Aynı şekilde devam ediyor. Yeter ki özümüz, gönlümüz temiz olsun. Bazen bazı rivayetlerde der ki taş geçerken birini sıktı. Aslında o sıkmıyor taş. Sıkan ne biliyor musun? İçindeki günahları sıkıyor onu. Çünkü niye? Kişi kendisini biliyor. Kendisini bilen Cenab-ı Allah, ondan sonra kendisini bilen kendisi. Hepimiz kendimizi tanımıyor muyuz? Dışımız başka olabiliyor ama içimiz daha bir bambaşka olabiliyor. İşte burada dışımız nasılsa içimiz de aynı şekilde yapmamız ön plana çıkıyor. Allah temiz kalp, temiz yürek, temiz düşünce, ilim ve irfandan cümlemizi ayırmasın diyorum. Bir yarın dediği gibi ilimden gidilmeyen sonun, yolun sonu karanlıktır diyor. O karanlığa mahkum olmayalım diyeceğim. Cümlenizi aşkı niyaz ediyorum. Hizmetleriniz kabul ve makbul olsun. Hak dergahına, inkar niyetine kaydolsun. Allah'a emanet.